Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. E, Hakikati Arayanlar sohbetimizde e, bir yenisiyle beraberiz. O yüzden de heyecanlıyım. Yavaş e, yavaş bir kemik kadro oluşmaya başladı. Geçen sefer bir 14-15 kişiydik. E, o yüzden de şu an e, güzel bir grup yavaş yavaş oluşmaya başladı diye düşünüyorum. Katılanlara da teşekkürler. Yavaş e, yavaş burada benzer simaları görmek önemli. Öncelikle e, çok hızlı bir şekilde e, hani kayda dağıldığımız için biz ne yapıyoruz onu bir e, değerlendirelim bu bunu ilk defa ben de ekiple paylaşacağım ama hani bir e, misyon, vizyon, değerler mantığıyla bu işi yapmakta fayda olduğunu düşünüyorum. İsterseniz kurumsaldan gelince. Ben de hep şöyle düşünüyorum yani insanlığın bir devre sonuna geldiği bir dönemde bilen insandan kendini bilen insana geçmek için biz de hakikati arıyoruz. Kendi eteğimizdekileri paylaşırken aynı zamanda da öğreniyoruz. O yüzden de biz bunu yaparken de vizyon tarafında hani inanç, bilim, felsefe, ezoterizm, mistisizmi, hani eklektik, bütünsel ve aynı zamanda karşılaştırma olarak ele alıyoruz. Tartışıyoruz, ihserleşiyoruz ve değerler anlamında da değerlere şey farklılıklara hoşgörül ve kabulle yaklaşıyor mutlaka birbirimize karşı şefkat ile yaklaşıyoruz birlikte çalışmanın değerini inanıyor ve açık zihinler öğrenmek üzerine çalışıyoruz öbür türlü alamayız yani kabım dolu ben biliyorum dersek al a, mümkünatı yok Üç tane toplantı kuralı olsun istiyorum bundan sonra da. Bir şekilde hani dini ve siyasi konuları konuşmayalım, tartışmayalım. Hani dinler tarihi, siyaset tarihi, din felsefe, siyaset felsefesi yapılabilir. Ama e, din ve siyaset konuşmamak her zaman için mantıklısı. Bir şekilde e, burada aramızda daha fazla katılanları oldukça e, birimize karşı olumsuz dil kullanmamak çok çok önemli. Ben bunları her toplantıda e, hani sonra da aramızda katılmak isteyenler olabilir diye özellikle anlatacağım. Ee, ve kimse hiçbir görüşü eleştirmiyor, yargılamıyor durumda olmamız en iyisi olacaktır. Bir de e, her zaman için etkin dinleme yani söz kesmeden dinlemek, araya girmeden dinlemek özellikle bugün toplumda e, bence önemli eksiklerden birisi diye düşünüyorum. Biz de bunu yapmak e, yapmamız çok daha iyi olur. Yavaş yavaş işte e, belli bir e, konuyla e, toplanma, gündemle toplanmaya başlıyoruz. Soru-cevap, diyerektik sohbet, aktarım ve paylaşım tarzında çalışıyoruz. Yani hep dediğim gibi benim fikirlerin çarpmasından hakikaten. Nuru doğar, Bu çok önemli. O yüzden de e, bunlar herhalde aramıza yeni katılanlar için de ve bundan sonra katılacaklar, kayda, e, kayıttan izleyenler için de fayda olur diye düşünüyorum. E, bugün konumuz e, eğer Tanrı varsa neden dünyada kötülük var? Bu şekilde e, sağlam bir konu. E, kendi aramızda da aşağıs bir sohbet grubu döndürdük. Ondan sonrası da belli etkileşimler oldu. O yüzden de bugün bunları konuşacağız. Ama... E, çok kısa olarak şöyle bir şey yapalım. 2 ee, dakika, bir dakika kadar herkes bir gözünü kapasın. Şöyle bir dik otursun. Şöyle bir dik oturalım. Ellerimizi birleştirelim. Enerji vücudumuzda dönsün. Bize hep Aikido'da sensei yaptırırdı. Ondan sonra parmak uçları, baş parmak avuçlara dokunsun. Ve gözlerimizi kapatıp şöyle bugün şu önümüzdeki 80 dakikalık sohbetten ne istiyorum? Bir evrenin niyetimi sunalım. Özellikle zaten 8 Kasım ay tutulması Bakalım ne istiyoruz? Şöyle bir 10-15 saniye gözünüze kapatın, canlandırın. Ne kadar duygu olursa, ne kadar canlı olursa o kadar iyi olur. Çok da aşırı tutmaya gerek yok isteği. Şefkatle evreni bırakın. Evren cevabını verecektir. İstediğiniz cevapları almak üzere bir şekilde bırakın. Evet, e, yavaş yavaş konuya başlayalım isterseniz. E, konu olarak dediğim gibi, e, bizim konumuz bugün e, Tanrı varsa neden kötülük var? Zor konu, sıkı konu, bir, tarih boyunca gerçekten önemli bir noktaya gelmiş. E, her tür inanç sistemine oku, bak, bakın, öyle ya da böyle kaderde kesiştiğini, bir de ilahi adalette kesiştiğini görürsünüz. Zaten ikisi de üst üste biner. Çünkü insanlar ya ben bu kadar e, çalışıyorum, iyilik yaparım, hak etmedim. Ya neden bu insan e, bu kadar kötüyken o, o bunları hak etti mi acaba? Neden bunlar onda var da bende yok? Hep kıyaslama, dualiteyle çalışan zihnimizin kıyaslamaları işte. Ve e, kadere e, gelir, kadere inanmıyorum der ya da işte e, der ki bütün bu haksızlıklar olduğuna göre e, Yaradan'a, Allah'a, neyse inancında isimlendirdiği tanrı figürünün adı. Ben inanmıyorum der. Yatsır, ateist olabilir. Bugün dünyada boşuna zaten e, bir nevi teistlikten deizme doğru e, artış yok. E, bir şekilde insanları demek tatmin etmiyor. Ve hısas tüketim toplumunun içinde de insanlar çok doğal olarak e, bir şekilde kendilerini o günlük koşturmaya kaptırdıkları için de düşünmüyorlar, düşünemiyorlar, sorgulayamıyorlar. E, bu da üzücü bir şey esasında. O yüzden... E, bir şekilde kendi içimizde sohbete, soru cevaba geçmeden önce ben Göksel'den rica ettim. Dedim Göksel dedim ya sen şöyle bir... bir incelersen neler var, büyük düşünürler neler söylemiş bizim gibi hakikati arayan kişilere, tarihten neler feyiz alırız? Şöyle bir 3-5 dakika bize bir büyük düşünürlerin sözlerini paylaşır mısın dedik. Şimdi Göksel neler var sende? Sen benimle paylaş, ben, ekiple paylaşalım. Evet, ekiple de paylaşalım. Ben bazı kelimelerin, yani düşünürlerin ismini telaffuz ederken yanlış bir söz söylersem hepinizin affına sığınıyorum. Ama bu gördüğüm sözler öncelikle benim yüreğime dokundu. Bunun için bu notları aldım. Önce e, bu konuyu araştırırken şunu fark ettim: İki tür kötülükten bahsediyor düşünürler. Birisi doğal kötülük denen, yani fiziksel olmayan kötülükler, hastalık yapan bakteriler, depremler. Fırtınalar, kasırgalar, kuraklıklar ve benzeri durumlar yani insan eyleminden bağımsız meydana gelen kötülükler bu grupta sayılıyor. Bir de ahlaki kötülükler var. Acımasızlık, adaletsizlik, aldatma, kıskançlık, savaş, soykırım, yalan, zulüm ve benzeri insanlardan kaynaklı kötülükler diye iki gruba ayrılmış. Bu konuda birçok düşünür... Ee, Gerçekten anlamlı diyebileceğimiz sözler sarf etmiş. Bunlardan başlıca benim toparlayabildiklerim. Lao tuzu kötülük yapınca bir korku hissederiz demiş. Gerçekten de insan bir e, yani kötü bir şey yaptığında geriye kalan ruhumuzda kalan tat negatiftir ve bizi iyi hissettirmez. Yusuf has hacip kötülük değersiz bir şey olduğu için onu yapan da değersizdir. Yani bu da gerçekten e, üstünde düşünülecek bir söz. Eflatun kötülük edebilmek ellerindeyken bütün ömrünü doğrulukla geçirmek çok güç ve övmeye değer bir şeydir demiş. Ben de bu söze katılıyorum. Walter e, kötülük etme fırsatı insanın karşısına günde yüz kere çıkar. İyilik etme fırsatı da yılda bir kere çıkar. Yani bu iyilik etme fırsatı aslında hep çıkabilir ama sonuçta burada anlatmak istediği şey kötülükle ne kadar çok burun buruna kaldığımız. La Bornette kötülük etmeden pişman olmanın en iyi şekli iyilik etmektir demiş. Sirus kötülük etmek isteyen bahanesini daima bulur. Seneca kötülük etmeyi istememek başka bilmemek başkadır. Yani kötülük etmek istemiyorum başka bir şey diyor ama bilmemek kötülüğü bilmemek esas önemli olan bu olsa gerek. Cenap Şevat e, Şahabettin kötülük kapısı aralık etmeye gelmez ardına kadar açılır. Yani bu şey gibidir. Zincirin ilk halkasını oynatmakla birlikte bütün zincir oynar. Kötülük kötülüğü doğurur ve bir anda hani ummadığınız kötülükleri yapar bulabilirsiniz kendinizi. Joseph Ruxe Kötülük kazanabilir ama üstün gelemez. Nietzsche kötülük nedir? Zayıflıktan doğan şey. Belki de gerçekten kötülük ederken kendi zayıflığımızı örtmek için de yapıyor olabiliriz. Bunu kendi içimizde, kendi iç sorgulamak bana da mantıklı geliyor. Demokratikos kötülük yapan kimse kötülük uğra, kötülüğe uğrayandan daha talihsizdir. Yani kötülük, kötülüğe uğrayan zaten bir zarar görüyor ama yapanın aldığı zararı o an fark etmese de ileride acısını çekecek gibi bir anlama geliyor benim için. Yani kötülüğü yaptığın işlerde gör, talihimden deme. Yani bazen biz yaparız, ederiz ondan sonra da ya işte bu denk geldi, böyle olsun istemiyordum gibi düşünebiliriz. Hazreti Ali Kötülüğü herkesin göz önünde yapan insanların en kötüsüdür demiş. Gerçekten derin üstüne düşünülmesi gereken bir söz. Mevlana kimseden sana kötülük gelmesini istemiyorsan fena söyleyici, fena öğretici, fena düşünceli olma. Yani içsel bir temizliği ve bunu korumayı güzel öğütlemiş. Kendisine şükranlarımı sunuyorum. Gandhi kötü kimseye kötülük yapmayan insan başka insanlardan da korkmamalıdır. Yani bunları bunu sizin takdirinize bırakıyorum. Yorum yapmıyorum bu konuda. Shakespeare burada biraz çok felsefi bir şey söylemiş. Eğer hayat terazimizin zevk kefesiyle denkleşecek bir akıl ve muhakeme kefesi olmasaydı kanınızdaki azgınlık, tabiatımızdaki kötülük bize en olmayacak işler yaptırırdı. Bu da gerçekten üstüne düşünülmesi ve payına düşen dersin alınması gereken bir söz. Hazreti Ali, çalışanlar kötülük düşünmeye vakit bulamazlar, çalışmayanlar ise kendilerini kötülükten kurtaramazlar. Yani bugün insanoğlu hep bir şeylerle meşgul olmaya, belirli hobiler edinmeye ve belli konulara odaklanmak için çaba sarf ediyor. Boşa düştüğü zaman işte o vesvese dediğimiz... Şeytanın işleri dediğimiz, bu şekilde atlamlandığımız ama aslında egomuzun bize oynadığı, oyunların olduğu bir dualitenin içinde buluruz kendimizi. Aseptos, başkalarına ettiğimiz kötülük, başkalarının bize ettiği kötülükle aynı terazide tartılmaz. Yani bana sen bunu yaptın, ben de sana bunu yaptım, işte kısasa kısas olmamalı gibi bir anlam çıkardım ben kendi payıma. Son olarak da Tolstoy ne diye şeytana kızarsın? Bir iyilik yap da o sana kızsın. Ben bu sözleri değerli toparlayabildim bu konuyla ilgili. Düşünürler, veliler ve felsefecilerden gördüğüm sözler bunlar. Ben sözü üstadım sana devrediyorum. Eyvallah sağ ol. Teşekkürler. Zaman harcadın, araştırdın, baktın. Ben de biraz böyle hani en bir beş dakika farklı filozofların düşüncelerini alalım, ağzımız tatlansın. Aynı zamanda da bir düşünce kıvılcımlarını aklımızda e, yavaş yavaş oluştursun istedim. Çünkü hepimiz günlük yaşamın koşturmacasından buraya atlıyoruz. E, bir niyet çalışması yaptık. Aynı zamanda bizi bu ana getirdi. Tabii bunu yaparken de konuya da girmek önemli. O yüzden konuya girmek için de e, sanırım güzel bir fırsat olmuştur diye düşünüyorum ee, Mustafa sen bazı çalışmalar yapmıştın ee, var mı sende bir şeyler yani biraz böyle isterseniz e, öncesinde sohbet gibi yapalım sonrasında soru cevaba dönelim falan ne dersiniz böyle herkes bir düşüncesini paylaşsın paylaşmak şart değil ee, isteyen varsa Canan yani ben şimdilik dinleyici konumunda olmak istiyorum ee, bir arkadaşlara paylaşsın katılmak ihtiyacı istersen katılırım Eyvallah sağ Oha <laughs> Oğlan, oğlan süper katılım yaptı orada. Ee, ya ben şöyle söyleyeyim en azından. E, o zaman e, biraz fikir çalış, e, fikir terakkisi yapmak için. iyilik ve kötülük. Bir kere e, bütün bu konu neyin iyi neyin kötü olduğunu bilmek kolay değil. Şimdi e, doğru kavramından ele alalım. E, i̇şte ben bir ara yurt dışına çok e, gidiyordum ve İtalya'ya çok gidiyordum. Orada e, gittiğinizde yani işte bir İtalyan hep diyorum böyle böyle yapmaya başladıysa ana avrat küfür etmeye başla, başlamıştır yani. Ama e, Türkiye'de hatta bazı kültürlerde de böyle böyle mu çok güzel bir yemek anlamına gelir. Yani aynı e, el hareketi ama içine yüklediğiniz anlamla. O yüzden de e, tabii bir şey daha düşünelim. E, Merhaba Duygu Hanım hoş geldiniz Alp istedim. İyi ne kötü ne doğru ne İnsan hep bunu düşünmesi gerekiyor doğru doğru kavramına baktığımızda yani ben doğru yaptım diyen insanların bile bütün hayrına yapmadığı kendi bencilli hayrına yaptığını bütün tarih boyunca yazar tarih tani için yapılmış nice katliamlarla da dolu çok ilginç bir istatistik vardı iki sene önce denk geldi bana Dünyada işte oturmuşlar bu savaş tarihini inceleyenler. 1700 civarında e, dünyada büyük savaş olduğunu görmüşler. Ve bu 1700 civarındaki savaşın üçte ikisi e, inanç savaşlarıymış. Şimdi e, düşünebiliyor musunuz? inanç savaşı yani e, alan savaşı değil, e, hegemonya savaşı değil. Bir şekilde inanç savaşıymış. Ve e, bu gerçekten insanlığın nerede olduğunu ve hatta bugün bile nerede olduğumuz çok net gösteren bir şey. O yüzden de... İşte işte doğru kavramını incelediğimiz noktada bir bakıyorsunuz doğru dedik yani o durumda o savaşı yapan kişi belki de hoş geldiniz bağının o savaşı yapan kişi bir şekilde kendini haklı görüyor tarihteki duruma baktığımızda. O yüzden de doğru neye göre? Doğru kime göre? İşte ne yapıyoruz? Biz belli kavramlar üzerinden doğruluk üzerinde anlaşmaya çalışıyoruz. Keza aynı şeyi ilk için yapıyoruz. İlk için de e, iyi ne, kötü ne? İşte dualist açıdan bakıldığında, daha dini anlamda bakıldığında e, iyilik, e, yani kötülük bir nevi iyiliğin olmamasıdır. Einstein'in de çok güzel bir lafı vardır. Karanlık ışığın yokluğudur. Şu, aynı bu şey, e, skolastik felsefenin yani Orta Çağ'daki hakim felsefedeki filozofların e, söylediği e, kavramlar üzerine ger e, gelişmiş olan bir şey bu. O yüzden de e, iyi ne, kötü ne zamana göre değişir mi? Bence bütün bunlar e, önemli şeyler. E, tarih boyunca da zaten bunu çok fazla şekilde sorgulamışlar. E, en eski zamanlarda bile e, bunu adaletle ilişkilendirmişler. Çünkü e, iyi ve kötüyü tanımladıktan sonrasında e, işte ...adil olan ne, adil olmayan ne. E, yeri geldiğinde... E, ...adalet ve eşitlik aynı mıdır? İkisinin beraber kullanımı Birçok kavram de devreye girmiş İşte bu... ...Sokrates e, ve Sokrates sonrası... ...filozoflarla siyaset felsefesini de... ...etkilemeye başlamış. Ve e, yavaş yavaş da bu... ...inancın semavi inançlarda ortaya çıkmasıyla... ...Musevilik, mu İsevilik'le beraber... ...ki özellikle o... ...Skolastik dönemde, bin yıllık... Kara, e, ...Orta Çağ döneminde... ...çok fazla bir şekilde... E, Tanrı ile ilişkilendirilmiş. Çünkü o zamanlarda din için çok fazla mücadele, din için çok fazla e, savaş yapılmış ki dinin de çok baskın olduğu bir dönemde o zaman. milattan sonra 4. yüzyıl gibi işte e, imparatorun annesi Hristiyan olunca o zaman Hristiyanlığı e, kabul ediyor Roma'da ama e, geçişi yapabilmek için pa pagan ritüellerini kullanarak yani bu Christmas bile baktığımızda bizdeki işte Türkler'deki Nardugan inancı bir şekilde batıya taşınmış e, pagan görüşlerle ve daha sonrasında onu kullanarak olan üzerine inşa edin diyorlar. İşte güraç literlerini incelediğinizde onlar da, da aynı şeyi söylüyorlar. Olan bir şeyin üzerine yeni bir inancı şekillenmek lazım çünkü geçiş hani derler ya işte e, dondurma yerken işte sıcaktan sonra yeme dişin minis çatlar. Aynı onun gibi insanların da bir şekilde dima çatlar zorlanabilir mantığı var. Yani konuyu getireceğim nokta iyilik, Tanrı, ilahi adalet, kader bunlar hepsi, e, merhaba Fatma Hanım hoş geldiniz, hepsi iç içe geçmiş birbiriyle ilişkili olan konular e, ve doğal olarak da eğer Tanrı varsa e, ama kötülük de var, neden buna izin veriyor? Bugün bile dünyada e, 60 küsür milyon civarında e, köle insan olduğunu e, Birleşmiş Milletler e, birkaç sene önce incelediğim bir e, şeyde söylüyordu. Hala milyonlarca çocuk e, çok kötü koşullar çalıştırılıyor. E, yani çok e, akla hayale gelmeyecek koşullarda savaştırılıyor. Bugün e, ben haklıyım e, diyerek ya da e, ben bir tarafa işte iyilik getireceğim diyerek e, hala bazı yerler işgal edip ilhak edilebiliyor dünyada. Yani onlar açısından baktığınızda da yani o acı insanlar açısından cayır cayır sıkıntılar var. Tabii ki refah içinde olmak mutluluğu getirmiyor. Yani haz demek mutluluk demek değil. Maalesef bugün hısas -hı -hı tüketim toplumunda ikisini ayırt edemiyoruz. İnsanlar hazlı mutlulukla ilişkilendiriyorlar ama bu değil. Aynı şekilde e, rahat re, refah bir toplumda olmak da ne mutluluğu getirdiği gibi ne de iyiliği getirebiliyor. Özellikle bugün mesela İskandinav ülkelerinde e, bilim kadar ateistik oranı %82 civarında. Ama e, kanunlar çok iyi işliyor, şıkır şıkır işliyor. Fakat e, aynı zamanda intihar oranları da yüksek. Yani e, bunları neden söylüyorum? Hepsi göreceli kavramlar şöyle, teknik olarak zaten iyilik ve kötülük dediğinde de dualitenin iki tarafında iki yani aksın iki tarafında iyilik kötülük yani tekliğin farklı iki ucu. E ekiste beraber baktığınızda da birbirinin dereceleri. E, bu kibalion inşallah biraz daha sonra konuştuğumuzda orada da yavaş yavaş inceleyeceğiz. Özellikle evrendeki bu farklar ve farklılıklar alemi işte yin yang ile özetlenebilir. Kadim e, teolojiler, kadim kadim felsefeler özellikle uzak öğretileri ve Mısır hermetik öğretisi bunları çok zar açıklamış durumda. i̇şte Yin Yang'a baktığınızda iç içe girmiş siyah beyaz, beyazın içinde siyah, siyahın içinde be, beyaz vardır. İyi ve kötülüğün içe geçtiğini, Harmonik olarak dansını, ahenkli dansını anlatır. Bir de onun o mandalası vardır, yani mandala vardır çevrede. Bu devir daimi anlatır. Her zaman için iyilik kötülüğe, kötülük iyiliğe dönüşür ve içinde o tohumu barındırır. Çünkü hiçbir şey hayatta saf iyilik ya da saf kötülük olamaz. O uçlar biz beşere maalesef kapalı. Ve evrendeki esasda her şey mutlak, teklik. Tanrı açısından, Allah açısından baktığımızda. Ancak e, bizim varlık planımıza indiğimizde o, dualite başlıyor. Çünkü bizler hani daha belki e, tasafi anlamda bakarsak e, hani nasıl biz insanlar insan bedeninden fazlayız, öteyiz çünkü ruhumuz var diyorsak da e, panteist değil panenteist bir görüş açısından baktığımızda da e, Allah, Yaradan, e, ismini ne dersen de e, bu evrenin ötesindedir. E, o yüzden de e, bu zıttıklardan da ötedir ki işte e, Allah'ın isimlerine baktığınızda... E, Allah'ın isimlerinde de... ...onun e, hiçbir şeye ihtiyacının olması... ...sonsuz olması... E, ...kudretinin e, sorgusu sualsiz olması... ...bütün bunlar baktığımızda... ...beşerin ötesindeki fısat, e, sıfatlarla... ...onu şekillendirmek, adlandırmakla alakalı. E, İyilik-kötülük o yüzden... E, ...benim görüşüme göre... E, biz ...bu evren tamamen... ...dualiteye göre yaratılmış. Bu e, işte kuantum teorisinden sonra bugün bütün her şeyin teorisi diye yani mikro ve makro kozmosu birleştirmeye çalışan o e, süper beşinci iterasyonu olan zar teorisi e, bugün çok güzel anlatıyor bunu esas. Her şey teknik olarak bir süpersijim. Onun farklılıkları e, o, o süper sicimin titreşim farklılıkları üç temel e, kuvveti, üç temel kuvvet e, özür üç temel parçacığı üç temel parçacık dört temel kuvveti oluşturuyor ve onların da etkileşimi bütün evreni oluşturuyor. Esasında her şey yine bir teklikten çıkmış ve o tekliğin farklı varyasyonlarıyla önce zıtlık oluşuyor. Çünkü, çünkü zıtlık alemi olmadan o diyalektik dansı olmuyor ve onların birbiriyle etkileşimi ve türevlerin oluşmasıyla çokluk oluşuyor. Ee, ...insan i̇nsan hayatında da bu ne? O zaman e, iyilik kötülük gibi oluyor. Bizler hiçbir şeyi zıttını olmadan anlayamayız. Yani sıcağı bilmeseniz soğuğu anlayamazsınız, soğuğu bilmeseniz sıcağı anlayamazsınız. Keza aynı şekilde bütün o zıttıklara baktığımızda iyilik e, ile kötülük, kötülük ile iyilik anlam kazanıyor. E, her şeyi tamamen bir e, zıttıklar anlamında incelersek yani daha e, işte soyutlama yaparak, dini anlamlarından yükleyerek Evrende her cin temeli o dualite ise yani kozmos dualitenin ahenkli dansı ise o zaman e, iyilik de kötülük de Allah'tan olsa gerek. Kötülük olmasın demek bir nevi teklik olsun demek. E, o zaman zaten evrenin varoluş gayesi biter. Burası bir tekamül tiyatrosu. Bu tekami tiyatrosunda ki oyun o zaman biter çünkü tek bir tek Allah'a mahsus. Bizler zaten onu anlayamayız yani bizler dualitenin çocuklarıyız. dualiteyi ancak anlayarak anlamlandırıyoruz. E Doğal olarak da biz bugün tanrı kavramını bile daha hani iyinin, kötünün, doğrunun, yanlışın ne olduğunu yüzde yüz anlayamazken bak, yani herkesin baktığı şey kendi anlam haritası kadar algılamasıyla sonuçlandığına göre bizler daha iyi doğru kötü, kötü nedir onun üzerinde uzlaşamazken e, Tanrı'nın da tam olduğu ne olduğunu yüzde yüz üzerinde anlaşamayabiliyoruz. Özellikle semavi dinlerde işte e, Esmal e, Üsna var e, özellikle tasavvufta Kabala'da Allah'ın 72 ismi var yani tasavvufta Allah'ın 99 ismi. Kabala'da 72 ismi farklı isimlerle bir şekilde hani isim ve sıfatlarla Beşeri olan bizler mutlak ve sonsuz olan varlığı alanlanmaya çalışıyoruz. Varlık da dediğimiz anda zaten onu bir şekilde sınırlandırıyoruz. Yani sonsuz olan, algının ötesinde, idrakın ötesinde olan bir varlık bir şekilde isimlendirildiği anda zaten sınırlandırılmış oluyor. Ama mecburuz da çünkü kendi anladığımız kadar onu tanımlayabiliriz. İşte antropomorfizm olarak geçiyor. Hani e, derler işte ineklerin tanrısı olsa tanrıyı inek e, gibi tasarlarlardı, anlamaya çalışırlardı. Bu da öyle. Bizler de insani olarak ne kadar biliyorsa, bugün insanlık realitesi ve bilinci ne kadar ötedeyse o kadar bir şekilde tanımlayabiliyoruz. E, o yüzden de o isim ve sıfatların içinde tasavvufta bunu bir tasavvuf sohbette online dinlediğim duymuştum. Hani Allah'ın isim ve sıfatlarında negatif bir şey bulamazsınız. Yani özellikle 99 isminden diye geçiyordu. Yeri geldiğinde hani o ceza vermesinde bile merhameti vardır. Ki baktığınızda gerçekten öyle hani 99 ismin yarısı tamamen ultra pozitif, diğer yarısı ultra negatif değildir. Hepsi esasında bir şekilde e, onun e, hayır için çalıştığını anlatır. Tabi burada e, şu ortaya çıkıyor. E, hayır ne hayır olmayan? Esasında her şey hayır. Yani bizler hep e, hayırlı olanı e, güzel ol, güzel olsun istiyoruz ama e dualite varsa hani iyilik olduğuna göre iyiliğe de izin veriliyor. Kötülük olduğuna göre kötülüğe de izin veriliyor. Çünkü iyilikle kötülük anlam buluyor. Kötülük de iyilik anlam buluyor. Bunun da amacı ne? Okyanustan kopan damlaların bu girdikleri kapta, bedende burası bir tekamül okulu. O tekamül oyunun olabilmesi için burası bir dualite okulu. Dualite üzerine kurulmuş. O yüzden de bu oyunun yaşanabilmesi için bu e, ölümsüz ruhun burada aldığı bedende bu dünyayı algılaması için de dualite ihtiyacı var. Bu oyunda oynayabilmesi için de dualite var. Başka bir tarzda bir evren, paralel evren varsa da biz onu şu an için bilmiyoruz ve Anlar mıyız? o da ayrı. Fakat buranın dinamiklerine göre bu. Ha, yaratıcı da bunun ötesinde o onu mutlak varlık olarak alanlamdır. Esasında mutlak içinden çıktığı için de ötesini anlayamıyoruz bile. Bu noktada e, baktığımızda belki de işte hazırla e, Musa'nın çok güzel e, bir e, şey vardır, e, hikayesi vardır. O zaman için e, peygamberler var fakat e, hüküm verilmiş olan peygamber Musa olarak geçer. Yuşa ile onların yolculuklarında Hızır onlara gözükür. Onlar da işte Hızır'ın farklı birisi olduğunu anlarlar. Ya biz seninle yolculuk yapmak istiyoruz falan dediklerinde e, benli bu yolculuğu yapamazsınız der. E, koskoca peygamber, hüküm verilmiş olan peygamber Musa ve e, bir şekilde o yolculuk başlar. Ben bu yolculuğa gideceğim ama işte başında Hızır der. Yani Sonuçta sen o zaman karışmayacaksın, bir şekilde anlamaya çalışacaksın. Fakat Hızır'ın yaptıklarını anlamaz Musa, koskoca peygamber olmasına rağmen. Çünkü işte bir gemiyi deler, ondan sonrası o geminin batmasına sebep olur. Ama aynı zamanda düşmekte olan bir duvarı mesela tamir eder gibi. Hem alakası görüken hem de yeri geldi kötülük gözüken bir şeyler olur. Fakat daha sonrasında Hızır'ın anlatımında anlaşılır ki, bir şekilde o yapılanların uzun vadeli bir sebebi vardır ve kısa bakışlı hani ana odaklanan bu dualitenin maalesef köleson algılarımızla hayatını yaşayan insanın o onun anlaması mümkün değil. Daha üstten bakan, hatta zamanın bile ötesinde zamansızlık ve mekansızlık aleminde gezen Hızır gibi ilahi vazifelerin yaptıklarına beşerin aklı ermez ki koskoca o, o Hazreti Musa dediğimiz peygamber de bile. O yüzden de hayır nedir? Her şey hayırdır desek de yeri geldiğinde hayırlı olan zorluk, kötülük ile de gelebilir. Ama hepsi bir tekamül yani ruhun ihtiyacı için gelir mantığı vardır. O yüzden de hani Allah katından bakıldığında her şey nötürdür baktığınızda yani hemafrodittir yaşam. Yani ne eril ne dişil, anot katot iyi kötü diye bir şey yoktur. Yani her şey olduğu gibidir. Onu biz duygularımızı iyi kötü diye anlamlandırır. İşte belki A şahsı için çok güzel bir restoran muhteşemdir. Girdiğinde belki orada hayatının iş fırsatı karşıla çıkmıştır. Ama tam tersine bir başka masadaki bir başkası için de orası belki çok sevdiği bir insanla ayrıldığı bir yerdir. Onun için de cehennemdir. O yüzden de hani e, iyilik kötülük kavramları da bizim algı mekanizmamızla çok alakalı ve ilişkili. İnanç da doğal olarak e, bizim kalıplı düşüncelerimiz de bunun içinde. E, biraz böyle bir genel bir gezinti yapmış ol olalım. Yani özet olarak dersek iyilik ve kötülük özellikle e, tanrı e, kavramı adaletle ilişkilendirilmesi çok önemli. Çünkü özellikle. İnsan öyle de böyle her zaman kazanmak istiyor. Üzücü olan bir şey ama yani insanların ego su savunma mekanizması her zaman için kazanmak istiyor. Karşılıklı ihtiyaçların sosyal olarak giderilmesi diye bir teori var. Bu esasında çok acı bir teori çünkü psikolojide. Çünkü herkes kendi ihtiyacını maksimize etmek ister. O yüzden de kendisini bir şekilde var etmeye çalışır. O varoluş aşası, aşamasında da kendi ihtiyaçlarını bir başkasında karşıladığı kadar kendini var eder ve aynı zamanda kendini korur. O yüzden eğer koşulsuz olmadığı sürece iyilik bile tam iyilik değildir, doğruluk bile tam e, doğruluk değildir, sevgi bile tam değildir. O yüzden de hani e, bugün dünyadaki sevginin %99'u bile baktığınızda koşulludur, e, acıdır ama e, işte... Koşulsuz olması zaten bunu inançta da anlatır. Ee, özellikle işte antik Yunan'da altı tür sevgiden bahsedilir. Ee, dört tür sevgi olarak anlatır İncil. İşte e, yanlış hatırlamıyorsam Eros beşeri sevgi, işte Storge a e, aile sevgisi. Ee, e, neydi? A Agape ilahi olan sevgi, ışk. Emre dediğimiz ama o koşulsuz olan bir de filos vardır. Dostluktan gelen sevgi. Hani filos ve storge erostan daha güçlüdür derler. Çünkü bir şekilde o kadın erkek ilişkisindeki o belli unsurlar bitince sevgi gider ama en azından ailede ve diğer unsurlarda gitmez derler ama dostluklar bile hayat içinde bitebilir ki aileler bile ilgili geldiğinde birbiriyle çatışabilir. O yüzden koşulsuz olan şey Genelde Allah'a bağlanmıştır. İşte Ariston'un Aristo ve Platon'da dediği gibi bir nevi gelip geçici olan değil, bir şekilde kalıcı olana ya da gelip geçici olmayana fani olmayana bağlayarak bunu bir şekilde felsefecilerde, teologlar da de, ya da inanç düşünleri de çözmeye çalışmışlar. Benim görüşme gelirsek de hani ilk başta böyle sohbet tetikleyemediğimiz için şimdi biraz daha böyle e, fikirlerimi anlatıp ondan sonrası ilerlemek mantıklı geliyor. Benim düşünceme göre de burası e, hepimizin bir kaderi plan e, seçerek, ruhsal reperlerimize bir kaderi plan seçerek indiğimiz bir e, dual e, dualite okulu, bir tekamül okulu bu tekamül okulunda kapalı şuurla giriyoruz ve seçtiğimiz oyunu seçtiğimiz seçtiğimiz tiyatroda seçtiğimiz oyunu bir kısa bir dönem için oynuyoruz. Kadiri kesişmelerimizle e, birimizden feyiz alıyoruz, öğreniyoruz ve aynı zamanda hani mıcırlı taşların sürtüne sürtüne cilal taşa dönmesi gibi birimizde de aynı şekilde sınanıyoruz. bu noktada iyilik ve kötülük bu dünyanın e, olmazsa olmazı bunun dereceleri var saf iyilik saf kötülük gibi e, yani çok şey var e, mutlaka bana göre cennet ve cehennem de burada öte alemlerdeki daha üst boyutlardaki o e, cennetvari boyutları çıkmadan önce de zaten e, öncesinde insanın bir şekilde dünyadaki cennetini bulması lazım e, hindular buna özellikle yani karma ve samsara dengesi olarak anlatıyorlar bu yaklaşımda e, hani Hindular açısından da insana yarattığı karmalarla iyiliği kötülüğü çekip yaşattıklarını yaşıyor. Tasavvuf'ta da derler. E, insan son nefesini vermeden hiçbir zaman hiçbir şekilde e, özürüm insan son nefesini vermeden tüm yaşattığı her şeyi yaşar derler. Ki ben buna inanıyorum. E, benim de e, hayatımda bazı zamanlar oldu. E, yani titredim, ürperdim çünkü o ilahi adaletin bir şekilde araya girip müdahale ettiğini ve olmaz en olduğunu nice defa gördüğüm için o yüzden de gerçekten gölgesiz yaşamanın önemine inanıyorum ya da karması zıttını yaratmayan eylemlerle yaşamanın önemine de inanıyorum. Bu anlamda iyilik ve kötülük bizim bu içinde bulunduğumuz dünyada bu dualitenin bir iz düşümü. Burada da tanı hani, Tanrı varsa neden kötülük var kavramı noktasında da bir şekilde e, bu dünyadaki yaşadıklarımız ile yaşadıklarımız e, ile tekamülümüz çok ilişkili. Yaşadığımız her şey bizim o an istediklerimizden ziyade tekamülümüzün yani ruhumuzun ruhsal ihtiyaçlarına göre yaşadığımız şeyler. Yaşanan her şey hayır çünkü bir şekilde iyi ya da kötü ne olursa olsun doğaletin iki kanadından da bizim tekamülümüze hizmet ediyor. Sevmesek bile. Ben yaşadığım zor olan olaylarda da geriye bakıp da keşke de dediğim bir şey görmedim. Hepsi beni büyüttü. Hepsi oldu ve bunlar konuşulabilir, tartışılabilir ama bunu kaderle ilişkilendirdiğimde görüyorum ki Kenan'a göre bir kaderi plan varmış. Bunu nasıl anlıyorsunuz? Benzer şekilde bir ee, Tekrardan eden olaylardan tutun da belli bir tema ile gelen olaylar ya da hiç seçmediğiniz e, yolları kavşakları hayat alıp götürmesi. O yüzden de e, iyi kötü kavramlarını bir şekilde e, kader ile de ilişkilendirmek bence çok önemli. Tabii ki bizler e, cüz cüzi irademizden dolayı hani e, birçok şeyleri e, seçimleri yapmaya muktediriz fakat e, işte hepimizin o e, imkanları algı mekanizmamız, imkanlarımızla, kişilik kişiliğimizle aklımızın özgür olmamasını sınırlandırıyor. O yüzden de aklın özgürlüğü, bilincin özgürlüğünü sağlamadan o Keramet kapıları hiçbir şekilde açılmıyor ki bunları o yüzden veliler, nebiler bir süre sonra onları açılıyor. Zaten o potansiyele ulaşmaları akılların özgürlüğünü sağladıktan sonrasında olabiliyor. O zaman bir abrakadabra diyerek belli şeyleri tezahür ettirmek olabiliyor. Ee, dünyada neden o zaman kötülük var? İşte insanın uyanışı, bu dünya okulunda kapalı şuurla geldi dedik ya, insanın uyanışı maalesef şoklarla oluyor. Tabii ki bu şoklar e, yine iyilik ve kötülük ya da dualitenin e, işte ışık gölgesi gibi celali ya da cemali olabiliyor. Karşınıza Atatürk gibi biri çıkar, Mahatma Gandhi gibi biri çıkar, e, Madame Teresa gibi birisi çıkar. E, Derseniz ki, vaa wow, Wow, wow derseniz hani biz koştukta yeri de aha nokta zamanları deriz. Ee, bazı hatta onun bir, bir üstü de oha zamanları vardır. Hani e, aha dediğiniz, hmm, oha dediğiniz ya bunu hiç düşünmedim ya falan hani böyle e, öyle noktalar. Bir de celali şoklar vardır. Karşınıza e, kötü insanlar çıkar, e, zor insanlar çıkar e, ve hiç... Düşünmediğiniz yerden siz sınarlar. Esasında dışarıdaki o bütün sınavlar, dışarıdaki durumlar bizim içimizdeki haller dünyasını tetikler, duygu dünyasını tetikler. O yüzden herkes kendi eksiğiyle sınanır. Kendi o iç okyanusundaki, kendi iç alemindeki eksikliklerle sınanır. Aynı şekilde hani cemali birisi gelip o onda hani böyle pozitif şok yarattığındaki gibi. Fakat sıkıntı şu. Bugün işte... Böyle çok önemli, çok büyük bir insanı bugün getirseniz bile karşınıza... ...insanlar çok kötü şeyler söyleyebilir. Hani bugün e, işte Batı e, Hristiyan dünyasında İsa inancı var ya... ...ya İsa bugün inse eminim adamı yine e, belki de gererler. Hani e, doğruyu da söyleseniz kovarlar çünkü. O yüzden de hatta bunu Hristiyanların bazı hikayeleri var. Yani Hristiyan Müslüman da ayırmıyorum. E, gerçekten de öyle. O yüzden de... E, maalesef insan güzelliklerle uyanıyor mu sorusu devreye giriyor. İnsanın uyanışı çoğu zaman şoklarla oluyor ve yani her zaman şoklarla oluyor ama maalesef negatif şoklarla daha hızlı uyanıyor. Çünkü o negatif şoklarla insan konfor alanından uzaklaşıyor. Konfor alanından uzaklaşıp da farklı düşünmeye, farklı bazı şeyler yapmaya başlıyor yapmayacaklarını yapmaya başlıyor olumlu ya da olumsuz ve bir bakıyor kendisini bir e, yılanın derisinden sıyırdığı gibi sıyırmış ayrı bir noktaya gitmiş hiç düşünmediğim bir noktaya gitmiş o yolu olumsuz biri olsa belki mutlaka e, bir şekilde e, onun hayrına ilerliyor. Eğer içinde vicdan vicdan mekanizması varsa bazı insanların içi gerçekten kapkara o insanlar işte kalbi mühürler diyelim hani evil dedikleri hani e, bad değil, evil dedikleri o insanların belki de uyanması öyle kolay kolay olmuyor ama içinde vicdanı belli bir yerde olan insanın bir şekilde uyanması olabiliyor. Ee, yani diyeceğim e, bugün iyilik de varsa kötülük de var kötülük de varsa iyisi var ikisi birbiriyle anlam kazanıyor. İkisi de Allah'ın, Yaradan'ın, Brahman'ın, Yahu'nun, adı ne derseniz deyin parçaları ve e, bu bu iki senede Allah izin veriyor çünkü burası bir dualite tiyatrosu ve bu dualite ile bu tekamil tiyatrosu yani ölümsüz ruhun tekamil için geldiği, enkarni olduğu burada tekamil dualite ile olabiliyor. E, şimdilik bu kadar diyelim. En azından e, ben de biraz sesimi dinlendirmiş olayım. Yorumlar, görüşler, fikirler. Seni çok konuşturduk üstadım. Bayağı bir yorduk seni. Yok, ya yok. seni dinlerken o kadar çok şey geçti ki gözümün önünden. En son örnekten giderek bir iki şey paylaşmak istiyorum izninle Lütfen. Şimdi e, demiştin ya işte İsa gelse bir kul takarlar. E, ben ona şey diyorum. Kuzu postuna bürünmüş kurtlar. Ben de böyle bazı insanlarla tanıştım, karşılaştım. Ya dedim bunlar İsa'yı görse Hı, bu muymuş? Der. Buna da bir kurt takarlar. Yani o kadar beğenisi düşük, kendini o kadar dev aynasında görüyor ki. Gerçekten öyle. Musa ile ilgili de ben e, Hazreti Musa diye bir film izlemiştim. Beş saate yakın bir filmdi son sahnelerinde muhtemelen o bana göre de yönetmenin yorumuydu ama orada şu konuştuğumuz konuyla özdeşleşen çok enteresan bir sahne vardı. Yani bunlar e, çölde Tanrı'nın onları karnını doyurmasına rağmen kaygı duyup e, mana ekmeğini ve bıldırcın etini saklayınca Tanrı bunların e, hiçbirinin vaat edilmiş topraklara girmesine izin vermiyor. Yeni nesil doğup yetişiyor ve 40 yıl çölde dolanıp duruyorlar. En son e, Tanrı Musa'yı bir dağa çıkarıyor. Dağdan Kenan diyarını, vaat edilen toprağı görüyor. Ve Musa Tanrı'ya diyor ki, çok sert bir tanrısın. Hayır diyor, ben sert değilim, adilim. Adilim çünkü siz bir şey yaptıysanız, bir itaatsizlik yaptıysanız bunun bir yaptırımı var. Yani orada o 40 yıl dönmenin sonunda... Eğer siz bu topraklara giremiyorsanız bunun sebebi sizin e, iyi ve kötü olmanız değil, benim adil olmam. Bugün kötülüklere geldiğimizde de Tanrı adil olduğu ve bizi özgür bıraktığı için iyilik, kötülük dediğimiz zaten dualit ediyoruz. Her şey bir zıttıyla olmalı. Ama e, senin dediğin gibi iyilik, kötülük de göreceli. Kimine göre yapılan bir şey kötüyken o kişinin hayrını olabiliyor ama uzun vadede kimine göre de kötülük derken yani gerçekten o kişinin zararına değil de daha iyi pozitif katkısına dönebiliyor. Tam biraz karıştırdım şu an felsefeyi ama ben kısaca demek istediğim şu. iyilik yapıyorum derken o insana kötülük de yapabilirsin. Evet. Kötülük yapıyorum derken o insana iyilik de yapabilirsin. Bugün dünyada 8 milyar insan varsa bana göre 8 milyar İyilik, kötülük e, perspektifinde, bakış açısına farklı bakışlar da vardır. Ve eğer bu iki zıtlık olmasaydı o zaman ayna tutamazdık, göremezdik, algılayamazdık. Buradaki tekamül sürecimizde bizim hangi aşamada olduğumuzu, nelerin bize katkı sağladığını, nelerin bizden uzak olması, nelerin bize yakın olması gerektiğini tercih edemezdik. Bunlar bir şekilde tercihlerimizin şekillenmesine de bir yol açıyor. Ben de kısaca bunları paylaşmak istedim. Umarım başkaları da söz alır çünkü seni sağlamıyorduk bugün. Yok estağfurullah, yorulmak için zaten buradayız. Sağ olsun, Hı. gönlüne sağlık. Ama katılıyorum dediğine, yani bugün gerçekten İsa gelse dedikleri gibi e, ne kadar anlarız? Belki bahsetmişimdir hani burada insanlarla Amerika'da konuşurken bazen işte sohbet ediyoruz. Anlamaya çalışıyorum e, inancınızı diye soruyorum. Hatta birisine de sormuştum İşte işte o gelecek gelecek ya dedim farz et git köşeyi döndük adam geldi. Ne yapacağız dedim. Böyle bir durdu. Hani dedim gel sana buraya hadi Migros'a gidelim demeyecek. Hadi gel bara gidelim demeyecek. Senden öyle bir şey isteyecek ki yapabileceğim mi dedim. Düşünmedim dedi ya. E dedim ne konuşuyorsunuz hani genelde kilisede bunları konuşmuyoruz dedi. E dedim çoğu zaten yani kilisesi de havrası ya da camide de belki yani biz yine daha belki az konuşulan yerler olabilir ama çoğu yerde bunlar konuşulmuyor diye. O yüzden yani bugün gelse adım gerçekten belki mıhlarlar tekrar. O yüzden işte hep insanın egosuna dokunan her noktada karşı tarafın elini böyle bir kırıyor insanlar. Çünkü onun çıkarlarına dokunmuş oluyorsun. i̇şte belki de onun gitmek istediği yerle arasında engel olabiliyorsun. Yani iyilik yapıp da o iyiliğin iyilik anlaşılmadığı çok zaman vardır. Hatta geri geldi belki de gerçekten iyilik yapsan da sistem olarak çalışmaz. Hani bir hikaye vardır ya bir tane çocuk kozadan çıkmak isteyen kelebeği o sırada yardım edeyim ister. O kozayı eliyle şeyle kalemin ucuyla açar böylece hani sanar ki e, o kozadaki e, kelebek olacak olan tırtıl çıkıp uçacaktır. yani e, artık zaten kelebek olmuştur da sadece e, çıkıp yırtıp açacaktır gibi. Ama e, uçamaz çünkü o kozayı yırtma sırasında kanatlarını zorla zorla o sırada kanatlarını uçacak kadar güçlendirecek hale geliyormuş. Bu hikayede de baktığında iyilik yapıyorsun teknik olarak ama fakat onun yaşam süresi zaten kısa. Sen onu belki bir anda bir kurdu kuşa yok işte ham olacak hale getiriyorsun. Yerde sünür hale getiriyorsun. E, fıtratını yaşaramaz hale geliyor. O yüzden gerçekten iyilik ne, kötülük ne e, bunları düşünmek lazım. E, aynı zamanda doğru zamanda, doğru yerde, doğru tarzda e, hatta doğru kişilerle hani dört tane D diyorum ben buna olması gerekiyor. E, o, ancak o zaman sonuç verebiliyor. O da yüzde yüz değil her zaman. Evet. Aslında biraz Mustafa'ya top atsak. Mustafa çok sessiz kaldı bugün. Evet Mustafa bir e, kararttı kendini. E, şöyle bir Ha. mutfağı açalım. salon Dur, biraz. Bugün bir gürültülüydü. Ben de Kemal Kıvıçlar oldu gibi. Mutfağa geldim. Sen ee, hem bir şeyler yiyip yani, hem bizle konuşuyorsun galiba değil mi o sırada? <laughs> yok, yok 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 kahve yap kahve içeceğim sadece. Ya tabii zor bir konu. E, yüzyıllardan beri e, felsefede tartışılan bir konu. Bir yandan da tabii tartışırken düşünüyor insan. Yani ben şöyle bakıyorum açıkçası e, buna özgür iradeyle açıklayan bir görüş var tabii. Daha çok bu görüşe itibar ediliyor fakat e, bu Allah'a bir zorunluluk affetmek anlamına gelir bana göre. Yani Allah e, insanları denemek için hiçbir şey zorunlu bir varlık olarak nitelendirilemez. Dolayısıyla e, insanlığı imtihan etmek istedi, bu yüzden de kötülük yaratmak zorundaydı gibi bir, bir şey var bunun altında. Oysa ki kötülük ve iyilik kavramları aslında eylemden önce bir potansiyel olarak yaratılıyor. Yani bir eylemden önce kötülük değil potansiyel olarak bir şey olması gerekir ki o eyleme dönüştüğünde e, vuku bulmuş olsun. Dolayısıyla kavramsal olarak burada bir, ilk yaratılış kavramsal olarak var. Ee, tabii zor bir konu. Ee, yeterince anlaşılamayayım emin değilim ama. Önce, önce zihinsel yaratım sonra fiziksel yaratım. Yani tabii, yaratılışın tabii temel iki Kavram olarak iyilik ve kötülük kavramların kavram olarak yaratılması gerekiyor öncelikle. Ki bunun doğada karşılığı olsun. Dolayısıyla imtihan etmek için, özgür için kötülük ve iyilik olmak zorunda gibi bir yaklaşım yaratıcıya bir şeyi dayatmak olur ki ee, yaratıcı dediğimiz varlık aslında kavramdan da ötedir. Kavramdan önce vardır çünkü. O zaman şu soru çıkar ortaya. İyilik ve kötülük Allah'tan önce var mıydı? İyilik ve kötülük kavramları potansiyel olarak Allah'tan önce var mıydı? Esasında kavramlar şöyle, şöyle da düşünmek ondan sonra lazım belki de. şeyler. Yani çok güzel bir noktaya değindim. Belki de şöyle düşünmek lazım. Ben kendi konuşmamda da ilk başta şunu demeye çalıştım. İyilik kötülük biz insanca yarattığımız isim ve sıfatlardan birisi. Bu dualiti almak istediğimiz. E ne oluyor? Baktığınızda evren mutlak teklikten bir çokluk alemine geçiyor. Yani burası farklar farklılıklar alemi. Yani vahdetten kesrete. Vahdetten kesrete geçişin arasında da bir basamak, iki basamak var. Teklik ikiliye dönüşüyor. İkiliğin kendi içindeki etkileşim ile de üçlük ve yavaş yavaş türevlerin oluşmasıyla parçaların birbiriyle etkileşmeye girerek çokluğun oluşması. Yani önce tekliğin ikiliye geçmesi gerekiyor. O yüzden her şeyin temelinde yani teklik Allah'sa Allah'ın yarattığı yani zaten ilk evrenin yaratılışı ile beraber o ve evren ikilik oluşuyor ve evrenin o için evrenin bir ilk iç, 380 bin yılı bilme göre e, madde-antimaddenin dengede olduğu bir kozmik çorba. Sonrasında madde önünde denge değişiyor ve e, yine o türevlerin e, oluşması parçaların e, farklı etkileşimleri farklı parçalı oluşturmasıyla beraber farklı parçalı oluşuyor. O yüzden birlik, ikilik ve çokluk diye e, bir geçişten bahsedebiliriz. E, i̇yilik biz insanlar olup hatta belki de primat olarak dünyada gezmemiz değil tam tersine e, limbik sistemimizin gelişmesi duyguların merkezi ve limbik sistemimizle beraber yavaş yavaş da e, bir şekilde hayat anlamlandırmaya başlamamızla beraber e, bir kedi acaba iyi de kötüdür diyor mudur bir dünya? demiyordur ama deme, dese demese de bir şekilde bu dünyada doğalite var. O yüzden... E, işte hep diyoruz ya hakikat tektir ama insanın gerçekliği farklıdır, algısı kadardır. 8 milyar insan var, 8 milyar algı vardır. O yüzden e, ne zaman algı filtrelerimizi ve anlam mekanizmamızı e, temizleştiririz, e, hani hakikati olabildiği gibi görecek hale geliriz, o zaman e, hakikati al algılayabiliriz. Bu noktada da e, isim ve sıfatlardan ziyade bu ilahi oyunu anlamak, e, bir şekilde bu ilahi oyundaki olan olgularla duygularımız özdeşleştirmek. Çünkü özdeşleştiğin anda yani egozin özdeşleşmesi duygularla oluyor. O olduğu anda zaten biz onu iyi kötü güzel çirkin doğru yanlış adil adil değil diye yargılıyoruz. Anlatabiliyor muyum? O o yüzden hani o, o araya girmek ihtiyacı hissettim. Baktığında iyilik ya da kötülük biz insanlara göre kavramlar. Evrende sadece doğalite zıtlık var hatta bunu çok güzel bazı ekoller anot katot diyor yani eril dişil bile demiyor çünkü eril dişil dediğinde bile hani ona bir şey anlamı koyuyorsun anlatayım mı? hani e, cinsiyet koyuyorsun o yüzden anot katot diyorlar çok mantıklı geliyor bana bir şekilde isimlendirmen lazım yoksa anlamlandıramıyorsun anot katot dediğinde bile en azından daha az bir anlam yüklüyorsun daha, daha seküler bir şekilde yaklaşmış oluyorsun ama evrenin yaratıldığı andan itibaren zıtlık var İyilik ve kötülük işte anlam mekanizmasını koyan o varlık olan insan limbik sistemi gelişip onu anlamlandırabildiği zaman gelmeye başlıyor. Hatta belki öncesinde bilinçsizce iyi kötü diyor çünkü canı acıdı mı tık sopayı vuruyor yandaki firmata ama dil geliştiği zaman iyi ya da kötü diyor belki de. Yani Önce bilinç altı önce bilinç dışı. Bir de senin dediğini düşünüyorum. İşte neoplatonik açıdan ya da Platon işte. ...Eflatun'un görüşleri açısına baktığında... ...idealar kuramı vardır. İdealar kuramında da... ...her şey önce potansiyel olarak yaratılmıştır. Bir masanın bile bir ideal ideali vardır. Ee, öyle mi değil mi? Buradan neoplatonik görüş çıkar. Neoplatonik görüş de zaten bu... ...işte hani Kabaladepki e, tasavvuftaki... Yani ...allığın isimlerinin şekillenmesine... olan süreci ilişkilendirir. Şey o e, tetikler. E, o yüzden mesela bir masa figürü var mıdır... E, ...evrende... E, Olabilir yani Allah'ın zihninde her şey, bütün ihtimaller çünkü bir anda olmuştur. Hatta sen de bir ara paylaştığın şeyde o dilozofta da vardı. Bu benim yıllar içinde geldiğim bir şeydi açıkçası. Hani zamanla da ilişkilendirmek lazım. İlginç olan skolastik dönemde bin yıl önceki Hristiyan filozofların da, inanç düşüncelerinin de bunu düşünmesi. Zamanla ilişkilendirdiğinde Tanrı'nın her şeyi bilmesi kavramı, biraz daha açıklamaya başlıyorsun. Yani işte e, bu bedru sanmanın konuda noktasal zaman, küresel zaman denir. Noktasal zaman bizim şu an baktığımız ya da çizgisel zaman her şeyin lineer olduğu ardı ardında. Fakat bir küre olarak baktığında, bir nokta olarak baktığında o bütün her şey o noktada olmuştur. Onu biraz daha büyüttüğünde nokta bile küreye gelir. Onun da bir kesit aldığında kesidi sayı, sonsuz sayıda farklı bu açılardan alabilirsin. Hep şey bulursun. Yani böyle bir küreye bir yandan baktığında... ...çizgi bulursun. Bizim lineer. Ama o kürenin içinde gezinebiliyorsan... ...bir Hızır gibi... ...ya da Allah gibi her an... ...her anı yaşayabiliyorsan... ...işte bunu çok güzel Brahman'ın... ...geceleri gündüzleri kavramıyla anlatır... ...özellikle Hindu'lar. O zaman zaman kavramı yoktur. Bu Yani mesela bizim... ...bu işte... ...bir saat uyursun... ...ama belki rüyanda... ...günleri yaşarsın. Hani... Allah açısından, Tanrı açısından baktığında da biz bir göz kırpış, o Brahman'ın geceleri, gündüzleri kavramında bizde 314 katrilyon yıla denk geliyor, öyle bir hesap yapmışlar, nereden bulmuşlar o sayıyı. Ama gerçekten onun bir nefes alıp verişi, su, bütün sonsuz sayıdaki potansiyellerin yaratılmasıdır, olmasıdır onu izler, temaşa eder. Öyle olduğu zaman Allah'ın bilme kavramından da e, kavramı da açıklamış oluyorsun. Ama yine diyorum biz hiçbir zaman için sonsuz olarak yani so, sonsuza talip olan beşer varlıkları sonsuz anlamaya çalışıyoruz. O yüzden hiçbir zaman için yüz yüz anlamlandıramayacağız, anlayamayacağız. yani öyle, öyle, bir şey var. Hani bu da söylüyor öğrencilerine. Bir noktadan sonra gereğinden fazla da girmeye gerek yok diyor. Çünkü çok mantık. Sonlu sonsuz. İşte biz ne diyoruz? Ben Tanrıyım diyoruz. E, o zaman da bakalım bir künde evren yarat. E, yapamıyorum o zaman deme bunu ağzından çıkmasın bu hani e, fazlasıyla hadsizlik yapabiliyoruz ya da o potansiyel var bende e, yani var ama yap o zaman e, olmuyor işte ne zaman olacak e, oturalım konuşalım ne gerekli bunun için yok onun cevapları hani çok kolay ko söylüyoruz bazı şeyleri bugün hani e, çakma, çakma ruhsal bilgilerle herkes her şeyi söylüyor ama e, bence o kadar kolay değil. O yüzden de e, hani kendini bil, haddini bil sözüne yine geliyoruz. bir noktadan sonra bazı şeyler belki bugün için bilemeyebiliriz. Belki 300 yıl sonra insanlık realitesi bilebilecek daha bazı şeyler ama tanrıcılık oynamaya da gerek yok. İşte şirk diyoruz ya tasavvufta. Ona bile açıkçası bir ekleme yapmak istedim. Önemli olduğunu düşündüm. E, açıkçası tam da demek istediğimi getirdin zaten konuyu. E, sonuçta bir e... Olayın kötü veya iyi olarak nitelendi. Sesiniz kötü mü geliyor? 10 numara geliyor. Ha, tamam. Çok güzel geliyor. Bir olayın kötü veya iyi olarak nitelendirilebilmesi için öncelikle bizim bilincimizde ve bunun bir karşılığı olması gerekiyor. Dolayısıyla ben kendi içimde konuyu böyle çözdüm. Bir ara bu konuya çok kafayı takmıştım. Sonuçta ben bir şey Mesela 3 yaşında bir çocuğun ölmesi. Tamam herkese kötü gibi geliyor ama neden kötü gibi geliyor? Zihnimizde, bilincimizde bunun bir karşılığı var. Bunu kötü olarak algılayacak bir kodlama var bilincimizde. Dolayısıyla bu kodlamayı kodlamayı da yapan var. Daha önceden bu kavramlar niye bir şey güzel geliyor, kötü geliyor? Bu kavramlar zihnimizde, bilincimizde işlenmiş zaten. Doğada karşılığını gördüğümüz zaman eşleşme oluyor ve o şekilde algılıyoruz. İyiye iyi, kötüye kötü diyoruz. Tabii ki çevresel koşullanmalar, öğrendiklerimiz, yaşadıklarımız falan bu algıları değiştirebiliyor. Fakat e, bu çok açık ki bilincimizde doğadaki kavramların eylemlerinde karşılıkları var. Bunlarla eşleşmesine göre biz o şekilde algılıyoruz. Dolayısıyla buradan yola çıkarak Tanrı varsa neden kötülük var kavramını bir çelişki olarak değerlendiremeyiz. Çünkü o kötülük olarak algılamamızı da sağlayan yine aynı güç. Çünkü Tanrı varsa neden kötülük var diyorsak demek ki Tanrı'nın varlığını kabul ediyoruz zaten. Dolayısıyla her şeyi yaratan bir güç olduğunu kabul ediyorsak, Zihnimizdeki o algıyı da o yarattı. Dolayısıyla burada aslında bir oyun demek istemiyorum ama yani her şeyin e, o birliğe çıkıyor. Her şey aslında e, onun sonsuz bilincinin içinde e, var olan hayaller. da bahsettiği gibi. ve Demin e, seninle konuşurken Kibaylon'daki söz geldi aklıma. Or orada da çok sık bahsedelim. Sonuçta işte hiçbir sorunun e, cevabını, her sorunun cevabını bulamayız bir noktada kabul etmek zorundayız bazı şeyleri. Bulamayacağımıza. İşte anlam mekanizmasını anlamak önemli. Ben yine hani e, reklam olsun diye söylemiyorum ama insanın e, şey insanın fabrika ayarları e, çalışmamda onu biraz da da paylaştım hep. O gerçekten insanın e, benim baya zamanımı aldı. Psikologlarla, nörologlarla da onu doğruladım. E, i̇nsanın o anlam mekanizması gerçekten e, anladığın zaman e, hani o mizaç, kişilik, nasıl o kişilik e, bir şekilde kişilik meka, kişilik mekanizması yazdırılıyor ve zanlardan ibaret. E, her şey onun hani Allah'ın bir zihninde e, bir e, fikir ama e, okyanustaki işte okyanus damla kap farklı bedenler, farklı kaplardık. Damladırız. E, bu kaba bir nevi kendimizi kaptırıyoruz ve bu kap bu kapların içinde bulunduğu kaplar dünyasında ne kendimizi kaptırıyoruz? Özünü unutuyorsun, kendi özünü. Geldiğin kaynağı unutuyorsun. Bir de tam tersi o oyunla özdeşip hani o geçici olan şey benimmiş benimmiş gibi. Hani çocukların vardır ya işte bu böyledir, şöyledir demeleri gibi. Ben hatırlıyorum yıllar önce daha işte bizim kız küçüktü 5-6 yaşında işte bizim senin orada izimde konuşuyorlardı. 6 yaşında Allah sohbeti yapıyorlar tamam mı çok komik ben uzaktan e, dinledim bunları 8-10 çocuk işte hepsinin diyor ki biri böyle biri böyle diyor fakat çok ilginç bir kere Hani bizde olsa değil mi farklı görüşlerde hepsi e, kavga çıkar kesin her yani kahvehane önünde falansa böyle bir yerdeyse böyle e, inanç merkezinde... bir soru çıkar Bunlar <laughs> bir şekilde hiç kavga etmediler hani böyle ya öyle değil böyle değil bak bence şöyle falan bir 10 dakika dedim ki bizim de durumumuz aynı. Tek sıkıntısı bu bizim insanlarımız e, hani bizim dünyadaki insanlık halimiz kavga ediyor. Bunlar kavga etmiyorlar. Ve o, o anlam anlam mekanizmasıyla alakalı işte o. Ve yani tanrı kavramı bile birisine göre baktığında baba figürüdür. Bir başkasına baktığında başka bir şeydir. Bir başkası için cezalandırıcıdır. Hep o işte mitoslardan etkilenme var. Ama Anlam mekanizması gerçekten çok önemli bir şey. Bizim o anlam mekanizmamız kadar biz dünyayı anlıyor, al anlamlandırıyor ve algılıyoruz. O anlam mekanizması da e, bu yaşamda çevresel faktörlerle devreye giriyor. Yani e, mesela düşünsene işte bu İkin Dünya Savaşı'nda o zulmü yapanlar. Onların nasıl olabilir? Yani o zulmü yapıp e, gidip ondan sonra akşam e, çocuklarla yemek yiyebiliyorlardı o adamlar yani düşünebiliyor musun? E, bu o araştırmalara baktığında ki e, dünyada e, ki psikologların çoğu özellikle eee hep soruyorlar, anlamaya çalışıyorlar. Bazıları diyor ki emirdi yaptık, sorgulamadık diyor. Ha belki de o, o milletin düşünce tarzıyla da alakalı. Çünkü görev bazlı düşünen millet ama e, çok çok soğuk bir cevap. Ama e, bu şekilde anlamlandırmış. E, belki de Cengiz Han'ın orduları da çok fazla zulüm yapıyorlar. Düşünsene Buhara'ya girdiğinde Cengiz Han e, işte e, şehri bana bırakırsanız zulüm yapmayacağım diyor. E, ama şey diyor kimseyi öldürme, ne diyor Ka katletmeyeceğim diyor. şehir bırakıyorlar herkesi gömerek öldürüyor. Hani katletmiyor da gömerek öldürüyor. Şimdi hani nasıl bir bakış açısı? Düşünsene hani güç bile olsa e, bir şekilde güç kazanayım bile desen bunu yaparak mı? Ama işte o kişi için belki de bu doğru olan yapılması çünkü bu şekilde onun amaçlarına oluyor. Ama öbür tarafta bakıyorsun işte bir sevgi peygamberi de tamamen diyor ki işte yüzün bir tarafına vuranı diğer tarafını aç diyor falan yani tamamen yine anlam mekanizması önemli olan hep o bilinç bilinç ve anlam üst üste gidiyor esasında o kazanılmış edinilmiş hayatımızı yöneten zanlardan hani algı kapanlarından kurtulup aklın özgürlüğüyle hakikati olabildiği gibi görebildiği zaman insan bu sefer hani e, zanların ötesine geçebilmeye başlıyor. Zanların ötesine geçebilmeye başladığında da o zaman etkilenmemeye başlıyor. Yani e, ya çoğu insana e, bir şaka yap alınır. O, yani çok kolay manipüle edilebilir. Ki böyle insanlar var. Bizlerin o işte ince noktalarını bilerek çok iyi şekilde manipüle edip e, olmadık şeyler yaptırabiliyorlar. Toplumlar bu şekilde dizayn edilebiliyorlar. İhtiyaç yaratılıyor. Oradan başka o ihtiyacı karşılayacak birileri tık tık e, kaoslar, kavgalar çıkartılıyor. Bu bunu birkaç kişinin olduğu toplumlarda da yapan insanlar toplum o küçük grubu istediği yere getirsin. Zaten iki kişinin olduğu her yerde güç mücadelesi oluyor, egolar çatışıyor. Bundan sıyrılabilmek için o yüzden kendini bilmek ve etkilenmez hale gelmek hani duvar olmaktan bahsetmiyorum da yani işte Buda'ya gelip de küfreden adamın hikayesi gibi. Adam diyor ki sana 50 tane şey söyledim. Neden diyor hiçbir şekilde ee, cevap vermenin. Bu da, da diyor ki sana bir hediye versen ve istemenin bir hediye olsa ve sen bunu iade etsen benimki benim durumda bu diyor. Söyledi hiçbir şey diyor. Benim istediğim bir hediye değildi diyor. Hani istediğim bir hediye bak onu bir hediye olarak yorumluyor adam. O yüzden e, yani senin üzerine yapışmaz. Nasıl yapışıyor? O, o, ego zihin özdeşleşmesi dediğimiz hani ego mekanizma bir de hani ruhun izleyen gözleyen bil bilinci var duygularla o egoya yapışıp bir nevi egonun gözünden bakmaya başlıyor. Yine o Avatar filmi çok güzel açıklıyor bunu. Avatar benine ruh girmiş durumda. Ondan sonrasında da aa o bedene göre daha iyi zıplıyor ediyor. işte mavi aa değişik falan diyor. işte o katıyor bu kadar bizde bu kadar orada. Falan diyor ne güzel aa falan derken bir anda kendini unutuyor. Bizim sıkıntımız bir de biz kapalı şurla geldik. Hani zaten önceki oyunu bilmiyorsun. Yine o Avatar filmindeki öncesi de biliyordu yani. Ona rağmen unutuyor. Biz kapalı şuraya geldiğimiz için zihin ego zaten özdeşleşmiş oluyor. O yüzden zihni egoyu ay ayrıştırmak çok önemli. İşte bu samati vipasana gibi uygulamalarda nefesiyle zaten e, ayrıştır, yani Ayırmaya çalışıyorsun. Çünkü devamlı o ego ile zihin özdeşleşiyor duygularla. Hani duygu yönetimi o yüzden çok önemli ama anlam mekanizmanı e, belli bir noktaya çekmeden hani daha nötr hale getirmeden Zaten duygularını yönetme şansı mümkün değil. Çünkü e, limbik sistem duyguları yönetiyor. E, limbik sistemi e, bir nevi telafi eden, onu yöneten de korteks ve neokorteks. Neokorteksindeki o bilincini ortaya, e, hani onu kullanmayı öğrenmeden ki bunu okulda öğretmiyorlar, duyguların kölesi oluyorsun. Yani duygular kötü değil bu arada. Ama rezil eder, eder ya da böyle böyle salınırsın. arası Arası olmaz anlatabiliyor muyum? çok kolay manipüle edilirsin. Dışarıdaki algıları hani böyle masa gibi işte değil mi tepki veriyor. Bak ses çıkıyor. İnsanların çoğumuz böyleyiz zaten. vurduğumuz ses geliyor. Ya güzel ya geç diye belki olumsuz ses geliyor. İyilik ya da kötülük olarak karşıya çıkabiliyor. Ama e, ya yani bir süspanse et, bir düşün, taşın. Belki tepki vermene gerek yok gibi. Yani belki tepkirecek bir durum yok yani. Belki yani çatışacak bir şey yok. E, bilmiyorum demek istediğimi anlatabilir miyim? Ego zihin özdeşleşmesi üzerinde hep düşünmemiz gereken bir kavram. <laughs> Sessizlik oldu. <laughs> ben Mustafa söze girer diye beklediğim için. <laughs> Yok öyle teşekkürler. Başkası da söz ya öyledi. ben şunu hissettim biraz önce Mustafa anlatırken ee, bu ve senin sözlerinde bütünleştirdiğimde Tanrı hani önceden kodladı diyoruz ya bize bazı şeyleri. Bizde bir ego var. Bir de Tanrı'nın bize sağladığı bir hareket alanı var. İşte biz özgür düşünce dediğimiz, Tanrı'nın adil olması dediğimiz nokta burada devreye giriyor. Biz bir hamster gibi bir silindirin içinde dönmüyoruz. Geniş bir hareket alanımız var ve Tanrı burada bizi özgür bırakıyor. Burada yönümüzü tayin eden şey bizim vicdanımızın hassasiyeti, Bizim e, farkında olmamız, uyanışımız, e, ben bakıyorum bugün şu son 5 ayda karşılaştığım bilgileri topladığımda geriye dönük 48 47 buçuk yıllık hayatımda bu kadar bilgiyle, bu kadar bilgi bombardımanı ve bu kadar etkin bilgi beni dönüştürebilen, beni farklı düşünmeye, farklı görmeye sevk eden bir e, bilgi bombardımanına maruz kalmadım. Fakat her zaman okuyan, her zaman merak eden, her zaman araştıran ve değişimin dönüşümün son nefese kadar olması gerektiğini inanan ve bunu somut olarak tecrübe etmiş bir insan olmama rağmen 47,5 yılda tecrübe ettiğimin tamamından fazlasını son 5 ayda tecrübe ettim. E, bunda hani yine dönüp dolaşıp aynı sözü söylüyorum. Kapağın gibi oluyor ama kulak zihin Ruh hazır olunca ihtiyacı olan sözleri söyleyecek dudaklar da etrafında toplanıyor Amdos. Öğrenci hazır olduğunda öğretmen gelecektir diyor Kibalyon. Kibalyon gerçekten Kibalyon üzerinde de sağlam Anlaşım. çalışmamız gereken bir ya yani o başucu kitaplarından biri. E, duygu Kesinlikle. bir şey yazmıştı. Belki o da bir şey katılmak ister. Sohbet bölümüne yazmıştı. Evet. Hı hı. Bir yorum yazmıştı sohbet bölümüne. Bilmiyorum katılmak ister mi? Evet, ben de birkaç şey söylemek istiyorum. Ama kameramda bir problem var, açamıyorum. Neden bilmiyorum. Bağlandığından beri. Sorun değil sesim. De sesim geliyor, değil mi? Geliyor. Evet. Ya ben e, herkese iyi akşamlar. Kenan Bey çok güzel anlattınız. Çok teşekkür ederim. Geldi galiba. Tamamdır. E, çok güzel anlattınız gerçekten. Ben e, sizin sesli mesaj bıraktığınız günden beri bu çok basit görünse de bu soru. Çok basit görünse de aslında çok çok derin bir konu. Ve o günden beri sürekli düşünüyorum. Ee, siz e, dualite dünyasından bahsettiniz. Tamamen burası dualite dünyası. Ee, her şey zıttıyla var olabilen bir dünya. Ee, kötülük olmazsa e, o zaman e, işte bir imtihan dünyası burası. Ee, ve tekamül okulu. E, kötülük olmazsa, bir sınav e, e, olmazsa e, her şartta şükür de olmazdı diye düşünüyorum. E, ve şöyle bir şey, Allah bizleri yarattığında e, hepimizi melek olarak yaratabilirdi ve e, e, bizim elimizden bu sefer irade gücümüzü alabilirdi. E, siz kaderden de bahsettiniz aslında burada irade gücünü düşünüyor düşün, düşündürüyor insana. Ama irade gücünde de cüz'zi irade ve külli irade var. E, i̇ki çeşit e, irade var. E, bir şey vardır. Sait o kimsedir. Annesinin karnında Sait olmuştur. Şaki o kimsedir. Annesinin karnında Şaki olmuştur. E, burada da bir kadersel etki var ama Tabii ki o zaman niye imtihan dünyasında yaşıyoruz? Kader, e, bu, bu kadere de e, razı olalım demek değildir bu. Yine iradeyi insana vermiştir e, Allah. E, bunların arasında ben e, birkaç gündür dönüp dolanıyorum açıkçası. E, hatta, <laughs> hatta şöyle bir belki ek de yapmak lazım. Çok güzel söylediniz. Gönlünüze sağlık. Yani... E, hani hep konuşulur kader değiştirilir mi? Ee, birçok ekol farklı yaklaşır buna. İşte e, kader katıdır, yarı katıdır, odur budur. Yani e, bunun bunun sonu yok. Ama e, bana göre diyeceğim. Çünkü dediğim gibi e, burada bana göre demek önemli. Hani hangimiz yukarı çıktı da indi de anlatmaya çalışıyor yani. E, bir şekilde e, kaderini insanın değiştirebileceği kaderinde varsa da de, o zaman değişir. Yani e, bu şey gibi ben Anadolu araba sürmeye talip olmuşum. Anadolu arabaya binme, biniyorum hayat boyu ve ölünce Anadolu arabadan çıkacağım. Birimiz Ferrari'ye biner, öbürü Ford'a biner. Neyse yani bunun gibi. Farklı e, arabalar, farklı bedenler, e, farklı bu arada da ki, sürüş tarzları, kişilik tarzları, farklı mizajlar. Hepsi işte bir kaderle alakalı. O yüzden... E, Tasavvufun sevdiğim tarafı, tasavvuf gerçekten bunları iyi bir şekilde çözmüş durumda. Yani bütün mistik ilimlerde bence en iyi çözmüş durumda. Zaten boşuna binlerce üstad üstat ve veli yetiştirmemiş hani Selçuklu, Osmanlı döneminde bu topraklar. ve yani kerametlerine kadar çalışan bir sistem bu. Buradaki işte bu nefsin mertebeleri de bunu çok güzel anlatıyor. Yani insanın bir öncesinde bu nefse emmari hayatından bir uyanması için seçim yapması gerekiyor. Tövbe diye geçiyor. Ve uyanayım dediğinden sonra da bilgi al ilhamlarla ki işte antik Yunan'da üç tür şey vardır. Bilgi alma yöntemi vardır. Patos acılar ondan sonra pardon patesis acılar, matesis bilgi, gunasis de ilham. Ee, yani esas insanın bir nevi hani epistemolojiye denk gelir. İnsan ne, ne bilebilir, ne öğrenebilir, nasıl bilebilir? E, baktığımızda e, insanın bir şekilde e, bu e, kendi kişiliğin oluşumuyla bunu e, bağdaştırırsak da insan e, burada o kaderi planına göre algılar, yani kaderi planına göre birileri kaderi kesmeyle karşıta çıkar, ona aynı olur, ona zorluklarla, güzelliklerle ee, bir şekilleri öğretir, bir yere çeker. Kend, hayatta görmüşüzdür, kendimizi olmadık yerde bulmuşuzdur. Kader bence vardır. Ee, ve bu noktada da bir noktadan sonra işte dördüncü aşamasında tasavvufta, e, hani mutmain olması artık e, bulduklarıyla yetiniyordur ama hala dualitenin e, etkilerinden uzak değildir. Fiziksel olarak dualiteden kaçamayız. Ama zihinsel yani psiko, ruhsal olarak o zıttıkların üzerine çıktığın nokta velayet noktası Hani Cemal ve Celal'i birleştirip Kemal'le varılan nokta. Bu noktada şöyle bir şey var esasında. Işte Allah'ın 99 isminden bir tanesi de Zülcelal Velikram. Çok beni ürpertir, şöyle ürpertir güzel anlamda. Hani her zorluğun arkasından bir şekilde güzellik gelir. Ben bunu şöyle bunu çok sık söyledim. Muhtemelen bu grupta da söylemişimdir. Araba üreticileri işte araba banttan çıkınca hadi bakalım pasta keselim. Hadi artık piyasaya söylemi demiyorlar. Öncesinde aylarca, günlerce çöllere sokuyorlar mesela. Çöllere sokmaları için neden diye e, araştırmıştım. Çünkü çölde hani artı eksi 50 dereceler görülüyor aynı gün içinde. Hani en ekstrem koşullar uzun süre deniyorlar. E şimdi e, insan belli bir noktaya geldiği ama bilgelikle beraber bile o bilgeliğiyle bile sınavı, Aydınlananların bile sınavı var. Ee, öğretenin kibri entelektüel kibir ben bilirim kibri ya abi sen ne, ne biçim adam oldun ya e, haklısın bilmem ne derken bir anda uçmaya başlamalar hani eee bir nevi mürit uçurur derler ya o insanlar kendini bir nevi e, ahir zaman şeyi sanmaya başlarlar. Hani orada kendi bilmek de var, had bilme sınavı da var. Bunun gibi bir sürü şeyler var. Hatta bununla ilgili bir tane bir ara hikaye yazmışım... enagram ekolü üzerinden. E, dokuz enagram kişiliğine göre hangisi, hangi, hangi zehirlenme olabilir? İşte o Zülceler ve böyle öyle bir şey ki bir kendi içindeki o zehirlenmenin e, üzerine çıkması lazım. Diğeri de e, insan eğer kemale talipse yani o birliğe talipse sadece cemal yok ki yani her zaman rakı sofrasında sinemada eğlence merkezinde birisi alkış tutarken yok öyle bir şey esas orada oradaki o sükuneti metaneti dirayeti zorluklar zorluk zamanında insan şey yaparlar yani zaten bu yolda o yüzden birçok insan yürümek istemez sen ilerledikçe sınavlar büyür işte hep söylüyorlar hikayelerde Hazreti Muhammed'e diyorlar ki biz seni çok seviyoruz. O zaman diyor kazalara sıkıntılara razı ol. E diyor, Öyle diyorsun da biz ama Allah senden çok seviyor. O zaman belalara hazır, hazır olun diyor. Yani bu şey demek insanın aşkı yolda sınanıyor. Yani ilahi aşk yolda sınanıyor. Buna da Zülceler ve İkram olarak anlatıyorlar. Yani öncesinde ee, hani zülcelal ve ikram o zorluklara dayandığın zaman aşkının sınavından geçtiğin zaman bir nevi o bütün artık birliğin meyvesini yemeye başlıyorsun gibi buradaki mantık da hani ben şeyi diyorum celal tarlasından geçmeden kalı cemali ulaşamazsın yani güzel olanı güzelken sevmek kolay çok güzel ya, yani her şey güzel alkış alıyorsun Aa, bak sana bir de 10 bin dolar vereyim üzerine yani, çok güzel herkes mutlu olur ama sen aynı noktada yani diyelim ki elindeki o hısas tüketim oyuncaklarını aldılar. Küçük çocuk gibi ağlıyor musun? Ya da biraz önce boncuk dağıtan kişi o boncukla hani ağzına ağzına vuruyor karşıdakinin. E, maalesef zaten genelde böyle oluyor. E, görürsün e, insanların e, çıkarına biraz dokun. İstemediği, yani kabalık yapmadan diyorum. ya Yani e, biraz farklı davran. Senden bir şey olan, almak isteyen insanlar anında farklı olur. Hatta bazı bazı kişiler mesela şey der uzun vadeli ilişkilerde kişileri tart der dene der çünkü hani sadece güzel zamanların insanı mı yoksa zor zamanın insanı gerçekten zor zamanın insanı olan ben nasıl insan gördüm hayatımda yani kolaydır hadi gidelim çeşmeye eğlenceye hadi şurada takılalım herkes gelir ama gel bakalım zor şurada var mısın zorlukta gerçekten hani bir Amaç için, dava için, hani dava için derken İstanbul Fethi'nden bahsetmiyorum ya da e, gerçekten e, kendi nefsinden ne kadar verebiliyorsun? E, hani insanlar fedakarlık da hani fedayı kâr etmek için yaparlar da ama gerçekten koşulsuzca ne kadar yapabiliyorsun e, çok önemli. Zaten orada çoğu insanın e, kaşığı o bulgurda kırılır, o noktada e, sapla saman ayrılır, e, az insan vardır. E, Bence Ben en azından o noktada e, az gördüm. Yani ben de o hataları yaparım, yapabilirim. Ama çoğumuzun bulgur kırılır, o bulgurda şeyi kırılır. O yüzden Zülcelal Velikram'ın mantığı bence çok önemli. İşte o Celal sınavından tamamen geçtiğin zaman artık etkilenmez hale gelebiliyorsun. Yani Metin aynı zamanda güçlü, gücün içinden göre dışarıdan beslenmiyorsun. Çok zor bir aşama. Yani düşündüğünüzde hiç kolay bir şey değil. Ee, yani e, düşünsenize kimseye bir şey ispat etme. Hani ben hep formüllerle düşünüyorum. İşte mühendisliği mühendisi olunca ister istemez kafa hala öyle çalışıyor. Yani bu ne demek? Yani insanın psikolojik olarak ispat ihtiyacı olmaması, ona ihtiyacı olmaması, takdir ihtiyacı olması. Yani takdir etmiş etmemiş ne önemi var? Hani şöyle olursa ya sallamıyorum gitsin öyle, ondan bahsetmiyorum. Takdir ettiğinde de güzel, hoş ama etmediğinde de sorun yok yani hani e, çok zor bir şey bence hani e, sevene e, ne diyorlar ya işte ben bu ekstrem şeyleri incelemeyi şey yapıyorum e, sevmeyeni sevmek, vermeyene vermek, gitmeyene gitmek, gelmeyene ge gelmek yani ne kadar zor ya düşünsene. İnsanlar bugün anında öyle bir dünya ki işine gelmedim, basar gider. İş dünyasında çok rahat görürsünüz. Yani hele e, ya da gönüllü kuruluşlarda. Çünkü orada hoşuna gitmeyen bir şey zaman insanlar çok kolay e, bir anda doğaldır da hani saygı da duymak lazım ama e, ya da ilk yanlış anlamada soru sormadan belki yanlış anladın bir sordun mu ya da belki o gün sana yanlış yaptı gerçekten işte belki o gün çok kötü bir sorun yaşadı. Belki atıyorum babası kanserle mücadele ediyor. Mesela ben hatırlıyorum bir iç görüşmesi yapıyorduk bir müdür pozisyonu için yıllar önce İzmir'de bizim ekip elemişti Ondan sonrasında şeyi konuştuk. Bir şekilde bir yerden öğrendik ki o kişinin ailesinde baba da, babada kanser var ve o, o gün şeye yani sıkıntı varmış ve biz de dedik ki Adil olmak için o kişiyi tekrar şey alalım çünkü bütün görüşmelerden farklı davrandı ve bizim açımızdan negatif. ...birçok çok kişi bir kere daha aldık. Sadece adil davranmak için görüşmeye. Ha o kişi geçmedi ama elimizdeki doneler doğruydu ve panel görüşmeleri de kendimiz hani diyorum ve ya, gölgesiz yaşamak için o çok önemli bir kavram. Ee, yani Zülceler Velikram'da bence inanılmaz bir hikmet var. O e, zorluğun hani kötülük diyelim hadi Celale. ...içinden geçmek hiç kolay değil. Hani karanlığın içinde bile ışığını koruyabilmek, işte bu Dante'nin e, Cehennem'e iniş. Bu yine ben düşünüyorum. Bu nedir diyorum? İnsanın e, insanın temel korkularla sınanması. Hani herkesin korkuları vardır. E, korkum yok diyen hasildik eder mutlaka vardır. Ama e, temel korkular, hani insanı böyle zangırdatanlarıdır. Hani bazı şeyler vardır. Korkarsınız da, ya işte keden köpekten korkarım, işte yüksekten korkun. Bazıları şeydir böyle zangırdatır ama hani diyeceksin hani belki işte seni çıkartın bin metre atmaya çalışıp o da zangırdatır da bundan bahsetmiyorum. Böyle ruhsal olarak paralize olursun. O temel korkularını aşmadan o gölgelerinden geçmek mümkün değil. İşte o karanlıkların öylesi insanı e, hani öyle karanlıklardır ki insanın içinde karanlıktır o. Yani çok aydınlık bir ortamda bile o içinde karanlıktan dolayı sanılabilirsin. O içindeki karanlığı ile sınanmadan öyle Ya da kendi egonun labirentlerine ışığı bir şekilde güçlü yanlarını tutmadan ve o oradan geçmeden, rahat rahat geçmeden hiçbir şekilde kalıcı olarak insan bunu yapamaz. En büyük sınav da bu zaten ya. O yüzden işte bu karan ne diyorlar, nefsin karanlık gecesi diye mi geçerdi? İşte İsa'nın, Musa'nın, Muhammed'in hepsinin böyle bir 30-33 gün, 40 günlük çöl maceraları vardır. Hani tam olma noktasına gelmeden önce, son arınma. Böyle değilim. Üstel yavaş yavaş. Bitirmeden önce bu sohbet kısmı mesaj kısmına 2-3 e, mesaj bırakılmış. Hani onları da gördüğümüzü iletmek adına. Geç şu an aramızda değil ama Fatma <laughs> Hanım senin selamını almış. Hoş buldum Kenan Bey teşekkür ederim demiş. Süper, iyi Duygu Hanım görüyorsun. iyilik de kötülük de birbirinin aynıdaki aksi gibidir. Banu da alanın müsait değil konuşmak için sohbetinizi dinlemek çok keyifli demiş. Biz de şükranlarımızı sunuyoruz katılımı için. Bunlar da şu an hani biz konuşurken mesaj kısmında yazılanlar. İyi ne güzel yorumların da olması güzel. Ee, Hı -hı. Az başladık. 9-10 kişi olduk. Ondan sonrası güzel bir sohbetti. Umuyorum sizler için de iyi bir sohbet olmuştur. Hani son bir şey eklemek isteyen var mı? Varsa onu alalım. Yoksa da yavaş yavaş bitirmeye doğru geçelim. Hocam bir şey söylemek istiyorum ben. Tamam. E, Göksel Bey e, sabah payla e, sabah diyorum. E, paylaştığı o e, filozofların sözlerini acaba şeyden gönderebilir mi WhatsApp'tan? Gönderirim ben size mesaj gönderirim. olarak atabilirim gruba. Soru yok Tamam, çok teşekkür çok ederim. ederim. Ben teşekkür ederim. Bir de eee bir de yavaş yavaş artık bitirmeye geldiğimize göre şöyle bir şey yapmakta fayda görüyorum. Bazı eğitimlerde bir bitiriş modu vardır. Ben ondan çok etkilenmiştim ve kendi eğitimlerimde de genelde yapıyorum. Bugün ben ne öğrendim? Yani bir şekilde hani bugün birazdan birkaç dakika bitireceğiz. Bitirdikten sonrasında sohbet ettik, güzel keyif aldık ama aynı zamanda ne öğrendim? Köşe yazarsanız çok daha kalıcı olur. Ee, kısa süreli hafızanızdan uzun süreli hafızaya geçer. Yarın okursanız da daha da kolay olur. Bir şey aldıysanız eğer. Ee, i̇kincisi de e, bunu biraz daha zenginleştirmek için e, start-stop-continue yöntemi. Yani ben bugün konuştuklarımızla, hepimizden öğrendiklerimizle hayatımda neyi başlatacağım, neyi durduracağım, neyi devam ettireceğim. Çok basit gözüküyor ama hani her eğitimde bunu yapın. Hatta mümkünse her YouTube açtığınızda 50 tane şey çıkıyor. Hepsinde yapın. Çünkü zaman harcadığınız, harcadığınız emeği emeğin sonucunda ne aldınız? Çünkü birçok şeyi o kadar hızlı tüketiyoruz ki bunları yaptığımız zaman daha hızlı oluyor. İşte haftada 5 kitap okumak çok güzel ama bir kitap okuyarak ya da 10 günde bir kitap okuyarak da öğrenme taktikleri de bu tarzda yani her kitabı tefek hücresine dönüştürerek de daha hızlı öğrenmek mümkün. Çünkü öğrendiklerimizin yüzde seksenini e, açıkçası hafıza unutuyor. Bir gün içinde hem de. Bir hafta içinde daha da unutuyor. Yani o yüzden de e, birinci günde, onuncu günde, otuzuncu günde öğrendikleriniz hatırlamak e, özellikle kalıcı olarak hafıza, yani uzun vadeli hafızada kalması için çok önemli. E, bir, neydi? 1-3-10 Otuz altmıştı galiba. 5 basamaklı bir öğrenme yöntemi. Bugünlük bu kadar olsun. Ee, i̇yi ki varsınız. Kendi hayatlarınızdan zaman harcadınız. Aramıza katıldınız. Çok teşekkür ediyorum. Umarım e, ben ki açıkçası çok büyük keyif aldım. Umarım sizler keyif almışsınızdır. Ee, i̇nşallah iki hafta sonra yine bir salı günü görüşmek üzere diyelim. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Ağzına sağlık üstadım. İyi akşamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.